Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda ince biberle hazırlamış olduğum bir turşu tarifini sizlerle paylaşacağım. 1 kilo kadar biber kullandım tarif için. Bu turşuyu diğer biber turşularından ayıran özellik nedir diyorsanız ben bu turşuyu yarım saat içerisinde hazırladım. Aynı gün içerisinde tükettik. Sizler de dilerseniz benim gibi hazırlayıp dilerseniz gün içerisinde tüketip dilerseniz aylarca buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Sap kısımlarını temizleyip ezik, çürük bölümlerini içerisinden alıp büyüklüğüne göre 2'ye ya da 3'e bölüyorum biberleri. Gayet pratik, çok da lezzetli bir turşu. Yarım saat içerisinde hazırladım dediğim anda bazı yorumları görür gibiyim. Bence yarım saat içerisinde turşu olmaz olmaz, olmaz, olmaz diye cümleler kurulabilir. Sizlere söyleyeceğim tek şey önce bir denenmeli, sonra olup olmadığına bir bakılmalı, sonrasında istediğiniz cümleyi kurabilirsiniz. Başım gözüm üstüne her türlü yorum, her türlü eleştiri. Kaynayan su içerisine doğramış olduğum 1 kilo biberleri alacağım. 3 dakika kadar yüksek ateşte ters düz çevirerek pişireceğim. Biberler 3 dakika piştikten sonra soğuk su içerisine alacağım. Soğuk su içerisine biberleri almamın sebebi hem rengini kaybetmemesi hem de sıcaklığıyla biberin pişmeye devam etmemesi biberi kenara alırsanız kendi sıcaklığıyla pişmeye devam eder. Soğuk su içerisinde hem rengi kaybolmaz hem de biberler daha güzel soğur. Tencere içerisinden tüm biberi alıp soğuk su içerisine ekliyorum. Rengini görüyorsunuz. Tarif içerisine küçük bir baş sarımsak kullandım. Sarımsakları doğrayıp hazırlıyorum. Bir buçuk su bardağı üzüm sirkesini tavaya ekliyorum. Siz dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kaya tuzu ilave edip doğramış olduğum sarımsağı ekliyorum. Sirke kaynadı, tuz eridi. 3 dakika haşladığım biberleri karıştırarak tavaya aldım. Kullanmış olduğum tava biraz dar bir tava olduğu için karıştırarak ekliyorum biberleri. Geniş bir tavada ya da tencerede yapacak olursanız aynı anda ekleyebilirsiniz. Ben her tarafına sirkesi, sarımsağı, tuzu iyice karışsın diye parça parça ekledim. Toplamda 5 dakika pişirdim. Tekrardan önemli olan tek nokta sürekli karıştırılması. Sürekli karıştırmazsanız biber erir, bir tarafı pişer, bir tarafı pişmez. Bir maşayla sürekli karıştırarak sarı bir renk almasını sağlayacağım. Haftalarca bekleyip ekşiyen turşudan hiçbir farkı olmayacak hem renginin hem de lezzetinin. Ağzını kapatıyorum. Ağzını kapatmamın sebebi daha çabuk renginin sarı renk alması kendi buharında dakikalarca kapağını kapatmadım tavanın hemen kapatıyorum ve açıyorum sürekli karıştırıyorum hafif hafif rengi dönmeye başladı istediğim kıvama gelinceye dek pişirmeye devam ediyorum tamamen renginin normal bir biber turşusu rengini alması lazım. Birkaç yeşil biber kaldı. Onlar da rengi sarı renk alınca ocaktan alacağım. gayet kolaylıkla sizler de gün içerisinde yapıp yiyebileceğiniz, canınız istediğinde hazırlayabileceğiniz, dilerseniz acı biberle, dilerseniz tatlı biberle yapabileceğiniz bir tarif. Görüyorsunuz normal turşudan hiçbir farkı yok. Görüntü olarak lezzeti de benden garanti sizlere. 1 kilo ince biberden 2 kavanoz turşu çıktı. Yarım kiloluk kavanozlarla iki kavanozu dolduracağım sizlere göstermek için Dilerseniz kavanoz kavanoz yapıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz Dilerseniz hazırlayıp aynı gün yapıp yiyebilirsiniz kavanoza dolduruyorum biber turşusu Bulgur pilavıyla şahane gidiyor yanında ayran, yufka ekmek. Hemen canınız çektiğinde yapıp haftalarca beklemenize hiç gerek yok işte bu tarifle. Dilediğiniz miktarda hazırlayıp dilediğiniz zaman çıkartıp yiyebilirsiniz. Ben birkaç gün yetecek kadar hazırladım. 1 kilo ince biberle sizlere kavanozlara doldurup göstermek istedim. Kavanozun birini hemen açıp yedik ılık haliyle. Kapağını kapatıp yeni kapak olmasına da gerek yok. Hemen evdeki elinizin altındaki kapakla kapatabilirsiniz. Buzdolabında muhafaza ettiğiniz zaman kapak da yeni olmasa bile hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi turşular hazır. Hemen birini açacağım. Ilık ılık yiyeceğiz. Belki hafif buharı oradan gözükebilir. Gerçekten hiç bekletmedim. Anında yaptım, anında yedik. Rengini görüyorsunuz lezzetinin de renginden hiçbir farkı yok. Haftalarca turşuyu beklemeden anında biber turşusu yapıp yiyebileceğiniz bir tarifi bugün sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum sizlerin görüşleri benim için çok önemli. tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. başka lezzetlerde görüşmek üzere.